Selamünaleyküm. 27 Temmuz Cumartesi. Herkese Balık Çoban'dan selamlar. Arkadaşlar bugün Çöpüskelesi'nden başlayıp gidebildiğim kadar Hayal Kahvesi'nin oraya kadar sahillerdeki balık durumumuzu sizlerle paylaşacağım. Evet, ölü bir sezondayız. Şu an Boğaz'ın belli yerlerinde izmarit çıkıyor. Biz palamutu bekliyoruz. Bakalım bu sezon nasıl geçecek? Şu an Çöpüskelesi'ne yaklaştım. Evet, şu an çöp iskelesinde kefalden başka balık tutan yok. Köşede balık tutan var. Ona bir yaklaşın bakayım. O ne tutuyor? Evet, bir yandan da ağaç kesimi var burada. Selamünaleyküm. Kefal mı atıyorsun? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Vallahi az abi. Az mı? Bakalım. Bakalım kefal. Evet. Hani nerede? Burada bir şey yok valla. Hani kovada yok ki bir şey. Bir tane çıkmadı. Yapma ya. Valla. Bir tane bile çıkmadı diyor. Bir tane var. Rast gelsin. Allah büyük. Hadi Allah büyük abi. Livarda var mı? Bir tane küçük var. Bakacak. Livara koymuş. Bir tane diyor küçük var diyor. Evet, görüyorsunuz oynuyor, açmayacağım. Çok ufak bu ya, yemlik. Evet arkadaşlar, çöp iskelesi. Ben direkt Beylerbeyi içiyorum buradan. Ya hadi sana rast gelsin. Beylerbeyi. Öyle kalabalık değil. Selamünaleyküm. Rast gelsin. İstihbarat mı atıyorsunuz? Çıkıyor mu? Bakabilir miyim? Sardalya da var. Bakayım. Sardalya da var. Evet arkadaşlar. Kaçtan beri buradasınız? Saat kaç? Tabii. 8 şu an. Yapma ya, yapmamış. Evet, yaz yağmur sezonu. Vardı. Yağmur vardı. Güzel yağmur yağdı. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar balıkları gördünüz. Güzel yağmur yağdı sabahleyin. Evet. Tahsin abi orada. Maşallah var. Olsa da olmasa da iniyor. Evet, bir istavrit çıktı. Oltayı biraz indir alsın ya. He? Selamünaleyküm. Tahsin abi rast gelsin. Evet arkadaşlar. Sahillerimizde olduğu gibi. Beylerbeyi'nde balık yok diyoruz Tahsin abi. Tahsin abi sabah erken geldin değil mi? Evet, erken geldim. Şükür olsun. Güzel yağmur yağdı. Evet. Tahsin abi balık yok diyor. Spor niyetine geliyor. O da biliyor balık olmadığını. Evde durmaktansa burada hava almak daha iyi onun için. İsteyenler Beykoz ve Sarıyer. Evet. Balık tutmak isteyenler diyor Beykoz ve Sarıyer'e gitsin diyor Tahsin abi. Tahsin abi bu işte çok iyidir. Hemen hemen bütün balıkları tutar Tahsin abi. Yemli, kurşun arkası, istavrit. Ama izmarite uğraşmıyor. Evet. Beylerbeyi'nde durum bu. Sakin, sessiz, güzel bir hava var. Burada ne güzel istavritler tutmuştuk. Evet, sezonunda tutuluyor hepsi. İnşallah bir dahaki istavrit sezonunda yine bol bol istavrit tutacağız. Evet, şimdi geçelim Kuleli tarafına. Bakalım orada durumlar ne? Evet arkadaşlar, otobüse bindim. Kuleli'ye doğru gidiyorum. Evet, burası Çengelköy. Çengelköy'e geldik. Thank you.
Evet, burası Çengelköy. Gel arası. Balanın oradayım şu an. Bakalım burada balık durumu ne? Evet. Burada da balık yok. Boş. Şeyler yok. Bana el sallıyor oradan birisi. Tanıyor muyum acaba? Bir bakayım. Selamünaleyküm. Rast gelsin. El sallayınca bir uğrayın dedim ya. Eyvallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sabah çıkıyor mu balık? Sabah 6'da geldik. Heh. Bu vallahi hiç daha bir tane balık alamadık. Dün var mıydı? Dün vardı. Dün kovayı doldurduk. İstavrit mi çıktı dün? Evet. 4 kilo 5 kilo doldurduk ama Allah Allah. Bir tane yok. Saat 6'dan beri şu anda boşta. Evet arkadaşlar duydunuz. Kovayı bıraktım oraya duruyoruz. E tabi yaz ayındayız. Günü gününe tutmaz. Evet. Yarın bakarsın yapar. Her gün takip etmek lazım. Normalde bugün de yapması lazım da herhalde bu yağmur geçişi oldu ya. Evet. Yağmur geçişine doğru balık dibe kaçtı balık. Evet. Palamut'tan haber var mı? Palamut'tan hiç arada çıkıyor mu ufak? Palamut'tan değil de şu anda zargana çıkıyor şu anda. Zargana başladı. Zargana başladı. Evet iyi inşaat. O zaman zargana tutacağız. Aynen. Evet zargana tutmak isteyenler. Hatta nasıl boyları nasıl? Boylar daha şu anda 10 santim falan. 10 santimmiş, evet. Şimdi şu anda onun yavrulama dönemi bitti. Evet. Şimdi şu anda yavrular geziyor. Evet. Anaları şu anda uzaklarda. Evet. Şimdi burada gezen yavrular. Evet. Yeni doğmuş yavrular burada geziyorlar. Şimdi onlar da büyüyünce onlar da ana vatanına geçecekler. Siz yıllardan beri balık tutuyorsunuz. Aynen. Tecrübe var. Şimdi şu anda buradakiler yavru zargalar. Şimdi az önce iki tane geldi. Baktım ufak sağladım geri gitti. Çaparıya geldi değil mi? Çaparıya geldi. Evet arkadaşlar duydunuz. Bu da güzel bir haber. Zargana'nın başlayacağı, evet kuleli, evet sol tarafta da tutanlar var. Oraya geçmeyeceğim vakit kaybetmemek için. Onlar da istavrit atıyorlar. Orada da bir şey yok muhtemelen değil mi abi? Yok, orada da yok. Evet. Onlar saat 4.30'da gelen arkadaş var, bir tanesi. Yarım saat, bir saatte belki bir tane. 4.30'da gelmiş arkadaşın bir tanesi daha iki tane almış. Evet. İki tane tek almış. Ona da kediye verdi gitti. Ya bu bir hastalık ya. Aynen. Harbiden bu hastalık yani. 6'da kalkıyorsun balığa geliyorsun. Aynen. Değil mi? 4'te 5'te. 4'te 5'te. Ya. 4'te 5'te geliyoruz. Duydunuz 4'te 5'te. Yani bu balık yemekten ziyade bu bir doktor terapisi gibi düşünelim bunu. Hani psikiyatri gibi bir şey düşünelim biz bunu. Hı hı. Yani bak ben gece halde çalışıyorum. Bayrampaşa meyve sebze halinde. Hı hı. Sabaha kadar ben yani 500 bin tane insanla evet. Diyalog kuruyorum. Stres. Evet. Ama buraya geliyorum ben. Burada şu anda aklımda hiçbir şey kalmadı. Evet. Bayrampaşa halinden o sitede hiçbir şey kalmadı şu anda. Ben de bir sene Ataşehir'de mal satın alıma yaptım adalara, evet. Büyük adalara. Bir sene. Evet. Yani gerçekten sizin işiniz çok zor yani. Aynen. Hal ortamı gerçekten gözüktüğü gibi değil yani. Evet. Gece 12'de başlardım sabah 7'ye kadar. Gez babam gez. Siparişleri ben, al, tekneye yükle gönder. O işi ben de yaptım daha önce. Evet. Onu, evet. Onlara ben 18'i satın almacılık yaptım. Ben ya. Bir tane daha. Şimdi at abi at. Senin şansını atıyorum galiba. At hadi at. Bir tane daha. Hafif şimdi, kurşun kullanıyorum. Halde... Güzel bir hava. Söyleşi yaptık. Görüşürüz. Şöyle elinde sıkayım. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Abi rast gelsin. Görüşmek üzere. Bu arkadaş Tokatlı. Ben de Konyalıyım. Konyalı. Benim kanalım da Balık Çobanı kanalı. YouTube'dan evet. İzlersiniz. Eyvallah. Abone olursunuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi rast gelsin. Güzel bir sohbet oldu.
Beni tanıyormuş. Şimdi kuleliğe doğru geçiyorum. Bakalım sahillerdeki balık durumu ne? Bugün çekimimiz bu olsun. Evet. Kuleli'deyim. Biz bu maviye hastayız ya. Burada çok isabet tuttuk. 150 gram kurşunla silikon atıp iri isabetler tuttuk. LRF yaptık. Jig yaptık. Uzatma yaptık. Yerin içine koptuk. Kurşun arkasına tuttuk. Boğaz'da balık tutmadığımız yer yok bizim. Hemen hemen her yeri gezmişizdir. Karşıları da gezmişizdir. Yıllardan beri biz bu balıktan kopamadık, kopamayız da. Gerçekten biraz önce abinin anlattığı gibi terapi. Duydunuz. Gerçekten stres atmak için birebir. Çok kalabalık olduğu zaman da strese giriyorsun. Evet. Buradaki çöpler sizleri yanıltmasın. Belediye temizliyor. Çünkü burada bütün çöpler birikir. Belediyenin gemisi var, büyükşehirin. O geliyor, sağ olsun, komple temizliyor. Her gün hem de. Her gün temizliyorlar. Abi uyumuş. Evet, kuleli. Rast gelsin. Var mı bir şey? Yok ya maalesef. Yok mu? Kovada etti olan. Allah Allah. Aynen. Sabah erken geldiniz. Sabah 4.30 gibi geldik. Devamlı balık tutar mısın? Arada sırada. Yeni mi başladın? Yeni diyelim. İyi hadi bakalım. Bizim kanalımızda Balık Çobanı. Olur. Abone olup. Olur bakarız. Beğenirsin. Kendini de izlersin. Tabii, hadi sana rast gelsin. Balık sağ Çobanı. Size de kolay gelsin. Bakalım. Hani? Hani ya, o zargana yatsaydın bari be. Ölmüştü ya. Yaralı olsaydı. Arkadaşlar görüyorsunuz işte bak bir tane zargana istarvet. Sen biraz işi biliyorsun galiba. Yapma. Sen de mi bilmiyorsun? Acemi sayılır. Acemi sayılır. Hemşeriyiz, Karadenizlisin herhalde. Doğru, Rizeli. Rizelisin. Aynen. Oo, sen zokayı yemişsin ya. Doğuştan zokayı yemişsin sen. Doğrudur. Evet. Yok, abi, yok bir şey. İyi. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Kolay. Balık Çobanı. Abone oluruz. İzleriz. Hadi rast gelsin. Rast gelsin. Yoruldun galiba ya. Yağmur kesti. Çıkartabilirsin yağmurlu. Terletmesin seni. Yok değil mi balık? Balık olmayınca insan yoruluyor değil mi? He? İyi hadi bakalım. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, burası kuleli. Balık yaptım da güzel balık yapıyorum burası. Balık olmayınca çay gider. Rast gelsin. Tanıdık yüze hiç denk gelmedim. Herkes mutsuz. Çünkü balık yok. Normaldir. Ama dün yapmış. 4 kilo isabet aldım diyor. Evet arkadaşlar. Kuleli'den de durum bu. Kuleli. Vaniköy'e doğru yürüyorum. Bakalım Vaniköy'de durum ne?
Vaniköy. Kimsecikler yok. Arkadaşlar evet bir kişi varmış. Uğrayalım bakalım o kişiye. Selamünaleyküm. Rast gelsin. Eyvallah. Var mı çıkıyor mu bir şey? Bir tat düzüyor. Vallahi. Dün yaptı mı? Dün haberim yok. Evet. Deniz tuzlu ama balık yok. He? Susacak. Susacak. Çıkan balıklar bunlar. E bir tavalık var işte, yemelik var. Yeter sana. Tabii ama. Sana yeter ama. Önemli olan keyfi ya. Önemli olan? Önemli olan keyfi. Keyfi. Yani böyle balık tuttuktan sonra sonra daha iyi. Vakit öldürüyorsun. Evet, aynen. Evet, köşeye gitmeyeceğim. Oraya gitmeye gerek duymuyorum. Onlar da istirahat atıyor. Vaniköy arkadaşlar. Vaniköy'de de durum bu. Balık yok. Park güzel. Hafta sonları dolar burası. Evet arkadaşlar. Sessiz, sakin. Birkaç kişi var. Kandilli'ye uğramayacağım. Muhtemelen orası da boştur. Otobüse atlayacağım. Direkt Çubuklu'ya geçiyorum. Çubuklu'da görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar. Çubuklu'ya doğru. Hadi bakalım yürüyüş yapalım. Vay be, su da çok güzel. İstavet geliyor mu? Vallahi yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir tane aldım demin. He. Şu anda var herhalde. Dün nasıldı? Dün yoktum ben. Hafta sonları geliyorum. Hafta sonları. Hafta içi yapmış mı biliyor musun? Aldın mı haber? Haber almadım da sormadım. Sakin aynen böyle desene. Sabah alıyordu şurada. Öbür tarafta da bu da kesti. He. Evet arkadaşlar hafta sonu giriyormuş abimiz. Hafta içini bilmiyorum diyor. Ama aynen böyledir. Su da çok güzel. Buradan atlayacaksın, oradan çıkacaksın. Harika olur. Balık yok. Balık yok diyor. Aynen böyle. Hoş geldin. Hoş geldin. Atacaksın mı? Yok. Yok diyor, atmayacağım diyor, oturacağım diyor. İyi hadi rast gelsin. Tamam. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Yürümeye devam. Önümüzdeki balık durumlarına göre çekim yapacağım. İzmarit çıkıyor kulede biliyorum. Boğazın belli yerlerinde izmarit yapıyor. Yakında çekimlere başlayacağım. İzmarit artık neyse ona göre güzel çekimlerde olacak. En çok palamutu bekliyorum. İnşallah bu sene palamut yapar. Palamut yaparsa İstanbul Boğaz'da
balık avı, muhabbet var ekiple beraber. İnşallah yine kahvaltı, palamut çekimleri yapacağız. Bekliyoruz. Herkes bekliyor. Zargana da kendini göstermiş. Artık sırasıyla hangi balık çıkarsa onların çekimlerini yapmaya çalışacağım. Evet, güneş kendini gösterdi. Ya bu bir hastalık. Deniz de çok güzel. Harika. Yani atlıyoruz. Tertemiz. Doktorlar sitesinin önündeyiz. Vay anasın. Balık yok. Sabah vardı, şimdi yok balık ya. Ben nerede balık? Tuttun mu? Var, burada kovada var. Vay be. Merdiven de güzel olmuş buraya ya. Yüzüyor musunuz? Ben hiç girmedim, bir yüzen yüzüyor. Aa, harbiden burada yüzülür ya. Tabii tabii, güzel. Atlayacaksın çıkacaksın, atlayacaksın çıkacaksın. Evet. Sabahleyin güzel balık vardı diyor. Evet, izmarit de çıkmış. Güzel istavrit tutmuş. Görüyorsunuz. Sabah erken yapmış. Arkadaşlar, sahil yolu. Sabah erken. Çay da var. Oo. Hadi bakalım, rast gelsin. Çay da var. Siz de tam bizim gibisiniz ha. Sabah kaç gibi yaptı? Sabah kaç gibi yaptı? Sabah kaç? 4.30-5'te geldik galiba, değil mi? 5 gibi. Hava aydınlanınca mı attın hemen? Aynen. Kaç gram kurşun? 125. Açıkta mı? Açıkta, aynen. Dipten mi alıyorsun? Dipten mi? Bilmiyorum, ben pek anlamam. Gazi Bey daha iyi anlıyor. Gazi Bey dipten mi? Dipten. Ha, dipten almışlar. Ama şimdi kesti değil mi? Evet. İzmarit atabilirsin. İzmarit var kovada. Evet. İzmarit at. Sevmiyorsun. Aslında güzel izmarit yapar. Merdiveniniz de var. Çapar iyi gidiyor. Merdiveniniz de var. Çok terledin mi atla çık. Harbiden su da çok güzel ama. Erman abi, geçtiğim akşam bir kıskara yaparsın ya. İyi, hadi hadi görüşürüz. Tamam canım. Sizlere rast gelsin. Eyvallah, sağ olun. Evet, toplanıyorlar. Selamünaleyküm. Rast gelsin usta. İzmarit atıyorsun galiba. Yok. Ne atıyorsun? Karagözü atıyorsun. Karagözü atıyorsun. Kaç tane midye taktın ona abi? Bir tane. Bir tane taktın. Kaçlı takım? İkili. Geliyor mu güzel abi? Yok, daha girmedi balık. Yani arada vuruyor ama daha alamadık. He. Ama yapıyor değil mi tek? Aa bak, abi aldı. Ne aldı? Kefal. Kefal aldı. Vay be abi. O ilerliyor bir şey. İleriye bakmıyoruz. Çok bekletiyor mu? Yok, şu an balık yok. Bekliyor zaten. Balık yoruluyor. Yani bir tane balık çıktı sabahtan. Yapma ya. Olsun. Şey, hadi yok. Rast gelsin. Eyvallah, sağ ol. Tamam, midyeler hazır. Hadi rast gelsin. Evet, tırmıkla midye alıyorlar. Karagözü atıyoruz diyorlar. İri istavrite. Daha erken. Burası da akıntılı. Buradan iyi tutuyorlar. Arkadaşlar, burası güzel. Zargana yapıyor. Biraz ilerisi liman tarafı da güzel istavrit yapıyor. Bu da balığın olmadığına işaret. Ölü bir sezon devam ediyor obidaşlar. Var mı bir şey? Abi bu kadar. Sabah erken geldin galiba. Yok, daha yeni geldim yani. Allah Allah. Allah, 8'de mi ne geldik? Yok yok. Yağmur suyu şu, bulanık. Evet. Hava da çok sıcak. Zargana yavruları vardı, babaları yok. Zargana yavruları var değil mi? Evet.
onları. Evet, zargana yavruları var diyor. Yılan gibi burası bodalar. 5 tane. Evet. Yemleniyor onlar da. Evet. Büyüyecekler. Lüfere yem olacaklar. Bizim oltalara gelecekler. Evet. Çok var burada zargana. Abi sana rast gelsin. Sağ olasın. Hadi sana rast gelsin. Güneşe dikkat et. Evet. Çubuklu iskelesine yaklaştım. Bizim mekana doğru. Rast gelsin dayı. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Amcanın tutmuş olduğu balıklar. Evet. Rast gelsin. Maşallah abi, ne yaptın sen öyle ya? Aa, çapariye izmarit geldi be. Arkadaşlar bakın bakın ya, balık yok diyoruz ama çok güzel izmarit ya. Vallahi. Yem de bunu alabilirsin ha. Aynen. Evet. Yani istavritten daha iyidir. Lezzetlidir biliyor musun? Senin kova hangisi? İlk atış mı? Rast gelsin. Çok güzel ya. Daha da büyüyecek bunlar. Bakayım şöyle el avucun içinde. Evet arkadaşlar, izmarit. Yine burası verimli. İstavrit de yapıyor. İzmarit de çıkıyor. Teknik de olsa. Bizim mekanda da olsa. Evet. Rast gelsin. Sağ olasın abi. Bereketli kolay olsun. Teşekkürler. Beraber misiniz? Beraberiz. Gölgeye kaçtın değil mi? Ben biraz güneşten yandım da. Senin olta nerede? Kızlı abi. Olta nerede? Şurada abi. He, oltaya dayamış kaçmış. Gölgeye kaçmış. Vay uyanık vay. Evet arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 kişi var. Balık tutuyor. İzmarit çıkıyor. İstavrit çıkıyor ama tek tük. Hava çok sıcak. Gelirken yanınızda şortu da getirmeyi unutmayın. Serinlemek için haklar çıkarsınız. Farklı olanlar gelebilir. Yağmur suyundan burası bulanmış. Evet ben yürümeye devam. Şimdi sizlere Vanik Hayal Kahvesi'nin oraya doğru yürüyeceğim ve oradaki balık durumlarını testlerinin oraya kadar gideceğim. Sizlerle hep beraber izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Çubuklu'da gördük. İzmarit ve istavrit çıkıyor teknik de olsa. Şu an izmarit tutmayı sevenler oltalarını hazırlayıp İzmir'i tutabilirler. Zaten İzmir sezonu başladı çoktan. Hastası olanlar öğlen saatinde, akşam saatinde gelir tutar. Genelde akşam üzeri biz tutarız. 5'ten sonra daha verimli oluyor. Bir de patvarla şu yoluma eminim. Evet. Bayağı bir yolda yürüdüm bu arada. Şimdi Hayal Kahvesi'nin oraya doğru gidiyorum. Oraya da yaklaştım. Evet, burayı faaliyete geçirmişler. Güzel olmuş. Arkadaşlar yağmur geliyor. Abi acele et, acele et, yağmur geliyor, acele et. Yakalanmayalım. Yakalanma, ıslatır abi bu yağmur. İyi de ben ne yapacağım? Ağacın altına gir.
He? Ağacın altına gir diyor. İncir ağacı var. İncir ağacın altına mı gireyim? Tabii bak orada. He evet, harbiden yağmur geliyor ya. Aynen. Arkadaşlar yağmur geldi. Ne yapacağız şimdi? Şu incir ağacının altına mı girsek, ne yapsak? Biraz daha yürüyelim bakalım. Testlere doğru. Rast gelsin. Eyvallah. Yağmur geliyor. Yok, o gelip kesiliyor. Bir şey yapmaz. Evet, bekliyorlar. Hacı abi bile balaya gelmiş ya. Rast gelsin Hacı abi. Neyi atıyorsun? İstavrit mi, izmarit mi? İstavrit. İstavrit çıkıyor mu? Ya sabahleyin bir kaç yaptı ama ondan sonra kesti. Bir daha da çıkmıyor. He, duydunuz. Evet, yağmur da yağmaya başladı arkadaşlar. Evet. Yağmur geldi. Topluyorsun herhalde. Geldi, aynen abi, topluyorum. Gidiyorsun. Evet. Gidiyorum. Balık yaptı mı sabahleyin? Sabahleyin biraz yaptı abi. Biraz değil mi istavrit? Biraz yaptı, aynen. Nerede kovan? Burada abi. Evet, biraz yapmış. Hadi rast gelsin. Sağ ol abi, sağ ol. Evet. Balık durumu bu arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Gidelim bakalım ileriye ya. Evet. Burası biraz daha kalabalık. Neden acaba? Kovalarda kendini belli eder. Bakalım. Rast gelsin. Cino. Evet, burada da bir şey yok. Kovalara boş. Bak bunda var. Bu sabah erken gelmiş belli. Evet. Kovada da var. Erken gelenler almış burası. Rast gelsin dayı. Bakalım çıkacak mı? Boş. Hiçbir şey yok. Evet. Kurşun arkası mı atıyorsun? Yok.
Sardalya. Sardalya geliyor mu bari? Tek tük. Bu arada merhaba. Merhaba. Kanalımızı takip ediyorsun galiba. Ediyorum. Balık çobanı. Ediyorum. Bir atış yap bakalım. Balık yok, geldin ama değil mi öylesine? Aynen. Vakit bol geçirmek için. Vakit geçirmek. 15 gün sonra palamut başlıyor. Hadi bakalım, bekliyoruz. İnşallah bu yağmurlar onun işareti zaten. Şöyle güzel palamut yapsa da tutsak da, çekim de yapsak, hep paylaşsak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Değil mi? Tabii. Yaptın mı hazırlıklarını? Yaptım yaptım. İğneleri falan değiştirdik. Oh oh oh. Tabii. Güzel. Yeni bir de makine almışım tam palamut için. Oh hadi hayırlı olsun. İnşallah sağ olasın. Tabii palamutla makinenin turu çok önemli. Yoksa yorulursun yani. Aynen abi aynen. Bakalım geçen sene bir şey yapamadık. Ondan önceki sene gibi olursa süper olur. Evet geçen sene yapmadı ama işte o ondan önceki sene tarihte bir ilkti ya. Aynen, öyle bir palamut yapmadı yani. Kastamonu'da başlamıştım. Arkadaşlar paylaşıyor. Heh. Çaparıyla hafif hafif çingene palamutu geliyor. İyi iyi güzel. Yani buraya doğru yavaş yavaş akacak. Çok iyi süper. Orada bir kendini böyle yemleyecek, besleyecek. Aynen inşallah buraya gelince çingene. Burada da geçecek. Kalacak, takılacak burada. Giriş buradan bakalım nasipse. İnşallah inşallah bol olur. Sağ olasın abi. Tezgahlarda da olur da herkes yer. Aynen öyle. Hadi biz tek tük tutuyoruz. Ama olmayınca tezgahta olmuyor bu sefer. Tezgahta da olmuyor aynen. Evet. Bir herkes özledi ya. Vallahi hani çok da herkes hazırlığını yapmış. Arkadaşlar eski günleri paylaşıyorlar. He. Sabırsızlıkla bekliyorlar ya. Yani. Oh oh. Güneşi arkama aldım arkadaşlar. Biraz karanlık çıkabilir. Hem muhabbet ediyoruz. Benim de şurada dostum var. O da çok iyidir bak. O da benimle beraber hazırlık yaptı. Evet dostu, hazırlık yaptın mı? Hazırlıklarımız tamam abi. İyi hadi bakalım palamuta. Palamuta. Buradan mı atıyorsunuz? 15-20 gün sonra. Buradan mı atıyorsunuz siz hep? Buradan mı atıyorsunuz? Hem buradan sonra şey Emirgan. Emirgan'a da gidiyorsunuz. Aynen Çakalburnu. Çakalburnu. Evet. Hayal kahvesini oradan? Hayal kahvesini oradan değil, bazen de Tarabi Oteli oradan atıyoruz. Peki madem öyle en çok palamut sezonunda palamut burada sahil boyu nerede daha çok yapıyor? Bana göre önce sosyal tesisler en çok. Burası. Evet bir de Çakalburnu. Ha, senin bu bulunduğun yer bir de Çakalburnu değil mi? Evet. Evet. Bulunduğum yer bir de Çakalburnu. Genelde burası gerçekten. Evet. Nasıl? İlk girişi ilk buradan girişi yapıyor balık. Bir de Tarabya'dan yapıyor genelde. He ilk girişi buradan tabii, yapıyor. İlk girişi buradan kanala düşüyor. Kanalda işte Çakalburnu'nda. Evet burada bir de oyalanıyor. Ha, burada oyalanıyor. Ama buradan 15 dakika sonra Çakalburnu. Evet. Rast gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Palamut zamanı geleceğim. Çekeceğim sizi. İnşallah abi. Görüşmek evet üzere. Bekleriz abi. Evet evet çekeceğim. Peki yüzecek misin birazdan? Yok yok. Teşekkür ediyorum. Abi, ben teşekkür ederim. Allah'ım. Bizi takip ediyormuş. Aboneymiş. Aynen abi. Hadi rast gelsin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere abi. Evet arkadaşlar. Beylerbeyi çöp iskelesinden başladık. Hayal kahvesinin önüne kadar sahillerimizi gezdik. Balık durumlarını hep beraber gördük. İstavrit tek tük çıkıyor. İzmarit çıkıyor bu arada. Hava güzel ama işte vakti olanlar gelmiş, atmışlar. Vakit geçiriyorlar, vakit öldürüyorlar. Şu an ölü bir sezondayız. Palamutu bekliyoruz ama izmarit var bunu söyleyeyim. Yani izmarit hastaları takımlarını hazırlayıp gelip balıklarını tutabilir. Bu arada kanalımız 1505 aboneye ulaştı. Desteklerinizi devamını bekliyorum. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Bana destek veren hobidaşlara. Videolarımızı izleyip abone olmayan hobidaşlardan da abone olmanızı istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğenip yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayalım. Dostça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel balık çekimlerinde görüşmek üzere. Balık çobanı. Su harika, güzel. İnsanlar yüzüyor. Gerçekten su çok güzel. Evet. Suda akıntı yok. Tam yüzülecek bir su. Temiz. Kirli de değil. Şurada belediyenin kabinleri var. Duş yeri göremedim. Herhalde duşta vardır. İsteyenler orayı kullanabilir. Evet. Yüzmek isteyenler de buraya gelebilir. Arabası olanlar için basit. Öbür türlü
Otobüse de gelebilirsiniz Üsküdar'dan vesaire her yerden. Güzel. Su gerçekten güzel. Evet. Hacı abi yüzüyor. Hadi bakalım. Şapkasını da aldı. Oo, keyfe bak. Abi su harika ya. Hazırlıklı olsaydım ben bile dalardım ya. Dur bakalım nereden çıkacak. Evet. Selam veriyor bana. Şapkayı da yanmamak için mi takıyorsun? He? Efendim? Şapkayı yanmamak için mi takıyorsun? Vay be, helal olsun sana. Su nasıl? Çok çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Arkadaşlar, evet. Burası bildiğimiz yer zaten ama suyun bu kadar temiz olduğunu beklemiyordum. Gerçekten su da temiz yani. Bakın. Sosyal tesislerin önü.